Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında Huri ve Gılman ne demektir? Bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Cennetle ilgili ayetleri okuduğumuzda hurilerden de bahis olduğunu görürüz. Ve bir de Gılman tabiri geçer. Bunlar da yine cennette yaratılan, ehli cennet için yaratılan varlıklar. Bunlar nedir? Mahiyetleri nedir? Çok fazla bir bilgiye de sahip değiliz. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hurilerle ilgili şunu bize bildiriyor. Eğer diyor hurilerden bir tanesi dünyaya gönderilseydi dünyadaki bütün insanlar onun güzelliğini konuşmaktan başka şeyleri unuturlardı. Yani gündem huriler olurdu ve herkes onları konuşurdu. Ve bir rivayette işte huriler ifade edilirken, anlatılırken onlar o kadar güzel olacaklar ki 70 elbise giydikleri halde, kat kat elbiseleri olduğu halde bacaklarındaki ilik dahi görülecek. Bu mealde ifadeler var. Tabii bu ne demektir? Bu neyi anlatıyor? Bir derece açıklanması lazım. Değerli izleyenlerim, bu muazzam bir güzelliği anlatır. Her bir huri adeta küçük bir cennet modelidir. Cennetin küçük bir misali gibidir. Ve ona bakıldığında öyle bir güzelliğin görüleceği hadisten anlaşılmakta. Ve insan dünyada mesela sadece dış güzelliği görür. Ve insanın içini de dünyada görmüş olsak o belki o kadar güzellik de meydana getirmez. İnsanın iç organlarını da görsek insan pek hoşlanmayabilir. Ama diğer alemde demek ki her şeyiyle bir güzellik olacak. Yani sadece dışa bakan bir güzellik değil, içe bakan güzellik de görülecek ve ona göre insana bir göz verilecek. Şu merak ediliyor aslında, zannederim toplumumuzda o kadar da bilinmeyen hususlardan birisi bu. Ve özellikle kadınlar huri konusu geçtiğinde biraz da kıskanırlar. Onları bir nevi kendilerine rakip gibi görürler. Bu anlamda değerlendirmeler olabiliyor. Ve bu belki şuradan kaynaklanıyor. İşte kocaları hurilerle beraber olacak. Bu anlamda zihinlerde bazı manalar yerleştiğinden bir kıskanma durumu söz konusu olabiliyor. Meseleyi şöyle anlarsak herhalde daha net şekilde yerli yerine yerleşmiş olacaktır. Nasıl ki diyelim bir cumhurbaşkanının köşkü vardır, sarayı vardır. Orada yüzlerce kadın erkek çalışanlar vardır. Bunlar hizmet ederler. Bir kısmı yemeğiyle meşgul, bir kısmı terzilik işleri, bir kısmı bahçede çalışmak ve bunların bir kısmı kız, bir kısmı da erkektir. Nasıl ki orada Cumhurbaşkanı ve eşi oradaki kız ve erkeklerin çalışmasından istifade etmiş olurlar. Onun gibi diğer alemde de şu dünyadan cenneti kazanmış olan kimseler böyle bir benzeri saltanata mazhar olacaklar. Ama böyle daracık bir küçücük bir saltanat değil de her insana dünya genişliğinde bir saltanat verilecekmiş. Şu ana kadar dünyada hiçbir insan dünyanın tek başına sultanı olmadı. Ne Büyük İskender, ne Hazreti Süleyman, ne Kanuni Sultan Süleyman, ne Napolyon, ne daha bir başkası. Bunların hiçbiri dünyanın tamamına hükmedemedi. Ama diğer alemde en son cennete giden kimseye bile dünya genişliğinde bir mülk verilecek, bir saltanat verilecek. İşte böyle bir saltanatta yüz binlerce huri de verileceği bazı rivayetlerden anlaşılıyor. Huriler bayan hizmetkar gibi öyle düşünelim. Gılman da bunlar da erkek hizmetkarlar. Ve bunlar şu dünyadan cenneti kazanan kimselere hizmet edecekler. Ve bu şekilde bakıldığında hem kadın hem erkek onların hizmetlerinden fevkalade istifade etmiş olacak. Demek ki bu şekilde anlaşılacak olursa mesele daha böyle kolay anlaşılır, rahat anlaşılır bir duruma geliyor. Belki şunu da söylememizde fayda olur. Dünyadan cenneti kazanan kadınlar hurilerden daha güzel bir şekilde orada yeni bir yaratılışla yaratılacaklar. Bunu yine Peygamberimizin de hayatından bazı örneklerle açmakta fayda görüyorum. Yaşlı bir kadın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor, dua edin ben cennete gideyim.
Peygamber Efendimiz zaman zaman latife yaparmış. Latife yaparken hani şaka da olsa yine doğruyu söylüyor. Kadına diyor ki cennette yaşlı kadın olmayacak. Kadın zannediyor ki kendisi cennete gidemeyecek ve bundan dolayı ağlamaya başlıyor. Peygamber Efendimiz yani diyor dünyadan yaşlı olarak cenneti kazananlar orada artık yaşlı olmayacaklar. Allah onları yeni bir yaratılışla yaratacak ve genç ve güzel olarak yaratacak. Ve o zaman kadının ağlaması tebessüme dönüyor. Bunu sadece o kadın için düşünmeyeceğiz. Sadece kadınlar için de düşünmeyeceğiz. Hem kadın hem erkek dünyadan giden insanlar diğer alemde yeni bir yaratılışla yaratılacaklar. 70'inde bir dede veya 70'inde bir nine elinde bastonla cennetten ne kadar istifade edebilir? Herhalde çok çok az istifade eder. Demek ki orada yeni bir yaratılış olacak ki o en genç, en güzel, en dinç yaşında olsun ve ona göre istifade edebilsin. İşte bu anlamda bir istifadenin olacağı ayetlerden, hadislerden anlaşılmakta. Ve dünyadan cenneti kazanmış olan kadınlar o hurilerin de bir efendisi durumunda onlardan daha güzel bir şekilde orada hayatlarını devam ettirecekler. Cenab-ı Hak lütuf ve keremiyle bizleri de cennetine alması duasıyla bugünkü programı noktalıyorum.